Çankırı Valisi Abdullah Hayaz, kameralar karşısına geçti ve Çankırı'da koronavirüsten ölen hasta sayısını açıkladı. Çankırı Valiliğinde basın toplantısı düzenleyen Vali Abdullah Hayaz, Çankırı'da koronavirüsüyle mücadelede gelinen son durumu gözler önüne serdi. Göreve geldiğinde Çankırı'da koronadan 7 ölüm gerçekleştiğine dikkat çeken Hayaz, bugün itibarıyla 159 hastayı virüs nedeniyle kaybettiklerini duyurdu. Durum hassasiyetini korumakta. Yani hala vakalarda artış var. İstediğimiz noktaya bir türlü gelemedik. Zaman zaman iyileşmeler yaşasak da, o gün de ifade ettim. Zor iyileşiyoruz, çabuk kötüleşiyoruz. Yani maalesef hastalığın böyle bir durumu var. Yani siz Sağlık Bakanımızın açıklamalarından da izlediğiniz üzere, aslında vakalarda bir düşüş var diye Sağlık Bakanımız da söylemişti ama son 2-3 haftadır tekrar çok ciddi bir artışla karşı karşıya kaldık ülke çapında. Ülke çapında. Onun için hani bir kere daha hani söylüyoruz. Tedbiri elden bırakmaya, gevşemeye kesinlikle gelmiyor. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Yani şu anda çünkü bir aşı ya da sonuçta tedaviyle ilgili bir ilaç bulunana kadar maalesef hassasiyet bu şekilde devam edecek ve en büyük silah da şu anda maske, mesafe ve temizlik. Şimdi il genelinde gördüğümüz en büyük problem hala sosyalleşme. Yani bu şimdi şu yaş ve cinsiyet tablosu ilimiz genelindeki hastaların yaş ve cinsiyet tablosu şeyden şimdi gördüğünüz gibi her yaş grubundan hasta şey var arkadaşlar. Her yaş grubundan hastamız var. Yani sonuçta her yaş grubundan hastamız var. Onun için hani böyle hastalığın uğramadığı herhangi bir kitle veya kesim yok. Ama burada dikkat çeken bir durum var. 50 yaş üstü hasta sayımız çok yüksek. 50 yaş üstü hasta sayımız çok yüksek. Geçen günde yine sosyal medya hesabından yaptığım açıklamada söylemiştim. 65 yaş üstünü bir türlü koruyamıyoruz. Yani günlük vaka sayımız ne kadar düşük olursa olsun 65 yaş üstü hastamız muhakkak oluyor ve onu istediğimiz süreç şekilde düşüremiyoruz. Tekrar söylüyoruz. Gençler büyüklerimizi hasta ediyorlar. Etmeye devam ediyorlar. Şimdi bakın her gün pozitif çıkan tüm hastaları arkadaşlarımız tek tek arıyorlar. Tek tek. Nereden kaptıklarını bulmaya çalışıyoruz. Yani analizimizi o şekilde yapmak için. Ve gördüğümüz şu hastaların bir kısmında aslında ne çalışıyorlar, ne ciddi bir sosyal hayatları var, ne toplu taşımayı kullanıyorlar vesaire. Sadece iletişimleri ya komşuları, ya çocukları, ya torunları. Şimdi onun için tekrar söylüyoruz, yani bu sosyal hayatımıza bir süre ara vermemiz gerekmekte, bu bir. İkincisi, eğer buna devam edeceksek, bunun tedbirli olarak yapılması gerekmekte, bu iki. Bakın bir daha söylüyoruz, yani büyüklerimizi bir süre görmemek, ömür boyu görmemekten daha iyidir. Eğrinin yükseldiği yerlerin tamamı, dediğim gibi yaş grubu 50'nin üzeri, özellikle 55-59 arası mesela bayan hasta sayımız çok yüksek. Ve ya baktığımızda yani bu insanların tek iletişimi dediğim gibi çocukları, torunları vesaire. Ve onun için bakın aile içi bulaş, ilimiz genelindeki bulaşın neredeyse yarısı. %48'ini falan oluşturmakta. Burada da en önemli sebep aile içi işte iletişim, hala sosyalleşme, hala ziyaretlerin devam etmesi, hala Ankara'dan, İstanbul'dan gelen misafirler vesaire. Yani tekrar buna dikkat çekmek istiyoruz gerçekten aile içi bulaş. Yani bu tabloda ne var? O hafta içerisinde çıkmış olan vakaların şeyleri, sebepleri. Yani bulabildiğimiz kadarıyla. Yani şimdi diyoruz ki mesela aile içi. Yani o günkü vakaların ne kadar aile içi? Bir numara aile içi dediğin gibi. Yani oranı ortalama olarak 48'lerde falan. Yani neredeyse yarısı. Sonra diyoruz ki mesela işte apartmandan mı, köy ortamından mı, il dışından gelen misafir mi, iş ortamı mı, İşte sanayi mi, cami mi, pazar yeri mi, çarşıda alışverişte mi gibi, cenaze mi, düğün mü, arkadaş ortamı mı falan. Yani bunların hepsini bularak hani bunlara yönelik tedbirler geliştirmeye. Şimdi dediğim gibi aile içi her birinciliği hiçbir zaman elden bırakmıyor. Yani her zaman şey bir numarada. Ondan sonra iş ortamı diğer bir risk. Yani burada da ben yaptığım denetimlerde de İşin gerçeği, iş yerlerimizde çalışanları uyarıyorum esasında.
Yani çalışanların kendi aralarındaki sosyalleşme bizim için büyük problem. Yani mesela kafelerde de, marketlerde de, restoranlarda da söylediğim benim şu, bakın molaya çıktığınızda da dikkat edin. Yani müşterinin karşısında maskesi çıkmasa zaten müşteri müsaade etmiyor yani çalışanın. Hani orada bir şey yok. Ama hani sık sık karşılaştığımız bir diğer problem servislerdi, tespit ettiğimiz. 193 yanlış olmasın ilimiz genelinde işçi servisi var. Ve bunların tamamına malumunuz yaklaşık bir ay önce kamera takma zorunluluğu getirdik. Bunun biraz verimini aldık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha iyi göreceğiz. Denetimleri de kamera üzerinden yapıyoruz. Yani arkadaşlarımız kamera kaydını inceliyorlar. Şimdi aracın büyüklüğüne göre de bir ya da iki kamera takmak zorunda. Yani büyük araçlarda iki kamera takmak zorunda. Bütün koltuklar görünecek çünkü şart o. Şimdi eğer maske takmadan seyahat eden şahsı görürsek de hani iş yerinden çağırıp arkadaşlar cezasını uyguluyorlar. Yani bunun çok büyük etkisini gördük. Hani şu anda artık şeyden %100 uyum var. İnşallah bunu biraz düşüreceğiz diyoruz ama ister istemez aynı atölyede vesaire çalışanlar arasında bulaş hani yüksek. Şimdi ama hani bu yine çarşıda alışveriş birazcık yüksek görünüyor. Hani çarşıya çıktığında bu tabii bunlar insanların zanları aslında. Yani hani kesin o nereden kaptığını bilenler var. Hani dün görüştüğü birisi aile içi bulaştı niye emin insanlar? Dün görüştüğü insanlar bugün pozitif çıkmışlar yani. İki gün sonra da bu arkadaşlar pozitif çıkmış gibi. Ama kışın yani denetimler devam edecek ama arkadaşlarla yaptığımız değerlendirmede denetimlere bir kış formu vereceğiz inşallah. Yani kışın dikkatimiz biraz daha özellikle kapalı mekanlarda, kapalı ve kalabalık mekanlarda olacak. Onun için kafeler, kahvehaneler, restoranlar gibi yerlere şu anda artık günlük uğruyoruz. Günlük uğramaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi yaptığımız denetimlere bir kış formatı inşallah verme gayreti içerisindeyiz. Şu var, şimdi önümüzdeki süreçte en büyük korkumuz işte gribal enfeksiyonların vesairenin başlamasıyla beraber sonuçta hastanede yoğunluğun da artacak olması, kapalı mekanların daha fazla tercih edileceği, kullanılacağı mekanların istenildiği gibi havalandırılamayacağı, insanların artık açık havada fazla vakit geçiremeyeceği sebebiyle sonuçta bulaş riskinin artıyor olması sebebiyle vaka sayısını düşürerek yani minimize ederek kışa girmemiz büyük önem arz etmekte. Mevcut vaka yüküyle kesinlikle kışa girmeyi istemiyoruz. Hala hastanemizde hani hem serviste hem yoğun bakımda entübe hastamız aslında bir iki hafta önce herhalde birkaç gün sıfırı gördük değil mi? Ama maalesef şu anda yine iki tane entübe hastamız var. Vefat sayımız da, bu rakamı geçen defa vermiştim, şimdi tekrar veriyorum, 159. Yani bugün itibariyle 159 vatandaşımız bu sebeple hayatını kaybetti. Ben bir kere daha altını çiziyorum, 18 Haziran'da görev başına geldiğimde bu sayı 7'ydi. Artış sizden kaynaklanmış diyebilirsiniz tabii sonuçta. Ama şu da trend arkadaşlar. Bu şimdi burada şey yani il genelindeki trend. İşin gerçeği burada birkaç tane malum şey var ama özellikle gördüğümüz mesele şu. Kurban Bayramı'ndan sonra maalesef hani birkaç defa söyledik. Bir çığ sonuçta oluştu. Yani kartopunu birazcık yavaşlattığımızı söyleyebiliriz. Ama tekrar söylüyoruz, artış hala devam ediyor. Şimdi 9 Eylül'de ben hani 1.086.401 lira ceza o güne kadar ceza uyguladığımızı deklare etmiştim zaten. Bu da yer aldı. Yani yaklaşık 1,5 ay önce. Bugün itibariyle uygulamış olduğumuz ceza miktarı arkadaşlar toplamda 1.613.037 TL. Yani o günden bugüne yaklaşık bir 600 bin liralık daha ceza uygulandı şahıslar ve işletmelere ilimiz genelinde. Malum ben her denetimde farklı bir caddeye hani gidiyorum. Orada esnaflarımız olan diyalogumuz da genelde rehberlik mahiyetinde oluyor. Ancak şu da var, yani uymamakta ısrar eden işletmelere ve şahıslara da muhakkak cezayı uyguluyoruz.
cezaların yaklaşık %20'sini tahsil etmiş durumdayız. Vali Ayaz, kış aylarında tedbir ve denetimlerin artarak süreceğini bildirdi.